Diyarbakır'da gerçekleşmesi planlandığı andan itibaren düşünülüp değerlendirilmiş ve geçmişine sahip çıkmayan, geçmişini fark etmeyenlerin geleceğe herhangi bir şekilde katkıda bulunmasının mümkün olmadığı gerçeğinden yola çıkarak hematoloji camiası içerisinde gerçekleşen, katkıda bulunan, Kardelen gibi ülkenin herhangi bir noktasında değil, Diyarbakır ili içerisinde, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde Türk hematolojisinin bugün pek çok etkili hocasını yetiştiren, hematolojide hocaların hocası olarak tanımlayabileceğimiz Profesör Doktor Ekrem Müftüoğlu ödül oturumunu başlatıyorum. Ekrem Müftüoğlu Hoca, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda değil, tüm Türkiye'deki hematoloji alanı gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş. Üniversitenin tüm bilim alanlarındaki bilimsel gelişme ve altyapı çalışmalarını desteklemiş. Bu alandaki başarılarını geliştirdiği ve yetiştirdiği ekibiyle sağlamlaştırmış bir bilim insanıdır. Bu süreci gerçekleştirirken bu ödül töreninde hem hocamızı ödüllendirmek, onurlandırmak, onun bu toplantıya gelişiyle bizleri onurlandırmasını sağlamak için bu ödül töreninin içerisinde yetiştirdiği tüm hocalara da ödül vermek istedik. Bunun için Profesör Doktor Orhan Ayyıldız, Profesör Doktor Şehmuz Ertop, Profesör Doktor Zahit Bolaman, Profesör Doktor Naci Tiftik, Doçent Doktor Oktay Bilgir hocalarımızı burada olmaları ve ödüllerini almaları için davet ettik. Ancak 3 hocamız ne yazık ki mazeretleri nedeniyle aramızda değiller. Bugün hocanın buradaki ödül törenine duygularını, ifadelerini ve sunumlarını gerçekleştirerek katkıda bulunacak 2 hocamızla başlıyorum. Birisi şu anda Dicle Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı'nı yürüten Profesör Doktor Orhan Ayyıldız. Buyurun hocam. Evet, tabii bizler bu kürsülere alışkınız ama hocamızın yanında dilimiz tutuluyor. Başta sayın hocam olmak üzere bu toplantıyı düzenleyen ve hocamıza bir kadir şinaslı, bir ahde vefa örneği gösteren Osman İlhan hocam olmak üzere derneğimizin değerli üyelerine, Mehmet Ali Hoca'ya, herkese şahsım adına teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sevgili gençler, bu tip toplantılar tabii ülkemizde zaman zaman oluyor. Belki küçük mekanlarda, herkesin görmediği yerlerde oluyor. Biz de hocalarımıza, sizler de hocalarınıza gerekli saygıyı gösteriyorsunuz, gösteriyoruz. Ancak Ekrem Hoca hakikaten Türkiye çapında hocaların hocası dediğimiz hematolojiye kuzeyde, batıda, güneyde, ülkemizin her tarafında yetiştirdiği uzmanlarla, hocalarla büyük katkısı olmuştur. Sizlere ve bu toplantıya ve de Ekrem Hoca'ya verilen kıymetin bir göstergesi olarak aramızda öğleden sonraki oturuma katılan Yüksek Öğretim Kurulu üyesi Sayın Profesör Doktor Mehmet Emin Yılmaz Hoca'ya da ayrıca teşekkür etmek isterim. Ben Ekrem Hoca ile ilgili onun bulunduğu yerde değil de başka yerde olsa çok şey anlatırdım. Fakat kendisinin affına ve hoşgörüsüne sığınarak kendisine biraz da sürpriz yaptım. Belki kendisi için tatlı hatıra olur. Küçüklüğüne kadar gittim haddini aşarak. Kaynağını söylemeyeceğim. Değişik fotoğraflarına ulaştım. Onun için hem bu zor saatte bir dinlenme hem de hocamızın hatırası adına güzel bir şey olur diye. Arkadan slaytlar dönerken ben kısaca bir hocamın bilimsel özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. Hocamız 1943 yılında Şanlıurfa Hilman ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini Şanlıurfa'da birincilikte tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini yine dereceyle tamamladı ve Hacettepe İç Hastalıklarının ilk asistanlarından dahiliyede Faruk Özer gibi hocaların hocası denilen hocalarımızın yanında yetişti ve hematolojinin Hacettepe'deki
ilk kurucularından olarak bulundu. Tabii o yıllara ait bizler kendi aramızda hocanın yokluğunda çok hatıralarını dinledik. Bir tanesi kulakları çınlasın Şerafettin Kirazlı. Hep derdi ki hoca beni az mı mezbahaya gönderdi? Şimdi gençler diyecekler mezbahada ne işimiz vardı? O zaman Türkiye'de bir protrombin zamanını ölçmek bile çok kıymetliydi. Ancak böyle manuel yöntemlerle mezbahadan sığır beyni getirilerek tromboplastine ulaşılabiliyordu. Tabii şimdi her şeyin kitlerle, otomatik cihazlarla olduğu bir yerde bunların ne kadar kıymetli olduğunu herhalde hepiniz takdir edersiniz. 1982 yılında yüksek öğretim yasasıyla Ekrem hocamız doğduğu topraklara, buraya, Dicle Üniversitesi'ne geliyor ve burada hem idarecilik, rektör yardımcılığı hem uzun yıllar dekanlık, tıp fakültesi dekanlığı yapıyor. Bizler için büyük bir şans ve o yıllarda bizim tıp fakültesi için çok önemli olan tıp eğitiminin komite sistemine geçirilmesinde hocamızın çok büyük katkıları oluyor. Ve yine o yıllarda tabii hem üniversitemiz için hem Türkiye için belki değil çok çok önemli sayılacak pek çok projeyi, pek çok ilki gerçekleştiriyor. Örneğin ben buraya ilk geldiğim 25 yıl önce asistanlığımda aferez cihazı vardı. Hücre aferezi Osman Hocam ne kadar önemli biliyorsunuz o yıllar için. Sağlık Bakanlığı şeyine baktığım zaman da ilk 3-4 aferez cihazından bir tanesiymiş. Tabi o zaman cihaz çok kıymetliydi. Ekrem Hoca bize fırça çekerdi. Kimseyi kullandırtmazdı. Asistanlar kullansın derdi. Bize hesap sorardı. Şeyh Musa abiden, Zahit abiden çok fırça yedik asistanken. Niye cihazı temizlemiyorsunuz? Bu çok kıymetli bir cihaz. Hücreleri ayıran bir cihaz diye. Ondan sonra tabii sadece dahiliyenin, hematolojinin, laboratuvarının geliştirilmesinde değil, bütün dahiliyenin geliştirilmesinde, hatta tıp fakültesinin geliştirilmesinde, örneğin nükleer sintigrafik yöntemler, yine 1980'li yılların sonları için, Türkiye için çok ileri sayılacak onkoloji merkezinin kurulmasında, yine o dönemin asistanlarından Burhanettin Hocam burada, belki o da bir iki şey söyler, radyasyon onkolojisinin kurulması, akabinde onkoloji hastanesinin hepiniz biliyorsunuz kurulmasında Ekrem Hoca'nın imzası vardır. Ve bunlar o yıllar için hakikaten çok önemli. Yine moleküler yöntemlerden PCR'ı biliyorsunuz. PCR zaten kendisi 1980'li yılların bir keşfidir. 1990'lı yıllarda hastanemize hem hematolojiye hem biyolojiye PCR sistemlerinin kurulmasında Ekrem Hoca öncülük etmiştir ki biz o zaman PCR'ın ne olduğunu bilmezken kendisi işte öğrenin, çalışın, geleceğin şeyleri bunlardır diye hep bize yol gösterici olmuştur. Ekrem Hoca'nın tabii eserleri, hematolojiye yazdığı şeyleri hocalarım söylediler. Hem hematoloji, hem immünoloji, hem de iç hastalıkları kitaplarıyla, hem de çeviri kitapları yaptığı editörlüğüyle zaten hepinizin tanıdığı bir hocamızdır. Hocamızın bir özelliği daha, az önce Zafer Hoca da söyledi vizitlerde, yani bizim bütün bel ağrılarımız hocadan kalmadır. Saatlerce hasta başında vizit yapardı ama Allah razı olsun her şeyi orada öğrendik. Nitekim diğer hocalarımızın hatırasında herkes dikkat ederseniz hep yediği fırçaları şey ediyor. Bunlar hepsi güzel meyveler olarak o fırçalar ürün verdi. Tabii Ekrem Hoca'nın sadece hematolojide değil, en bizler için heyecanlı yönü de iç hastalıklarının seminerleriydi. İç hastalıkları seminerlerinde acaba diğer departmandaki uzmanlara Ekrem Hoca nasıl bindirecek diye bizler de beklerdik. İşte gastroenteroloğu, kardiyoloğu falan sıkıştırır zor sorularla. Sonra tabii hoca tatlı bir şekilde izah ederdi. Hocaların hocası, hepimizin örnek almaya gayret ettiği Türk tıp biliminin yakın tarihine damgasını unutulmayacak şekilde vurmuş olan hocamızı hakikaten bu kelimeler tarif etmekten uzak. Kendisinin huzurunda sürçülisan ettiysem affetmesini istiyorum. Yine bilim adamına gösterdiği özel ihtimamla tanıdığımız Profesör Doktor Osman İlhan
ve çalışma arkadaşları, hocalarıma da bu oturum için tekrar teşekkür ediyorum. Ve benden sonra Mehmet Ali Hoca'ya bırakıyorum. Saygılar. Abi içeride miyim? Belalarımız biraz daha devam etsin. Lütfen sahneden gitmeyin. Hocamın belki de son belalarını böylece sahnede de devam ettirirsiniz. Lütfen ayrılmayın. Profesör Doktor Şeyh Muzertop, Karadeniz Teknik Üniversitesi Zonguldak'tan hocanın yetiştirdiği hocalardan bir tanesi daha. Evet, Sayın Hocam, Sayın Hocaların bu zamana kadar beklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben konuşamıyorum, biraz duygulandım. Orhan Hocam zaten her şeyi söyledi. Biz Sayın Hocam'dan insanları öğrendik. Sayın Hocam'dan bilimi öğrendik. Biz Sayın Hocam'dan her şeyi öğrendik. O bizim her şeyimizdi. Hala da her şeyimizdir. Ne zaman başımız dara düşse aradığımız insanların başında geliyor. Hala da geliyor. Hala da arıyoruz onu. Hala da her zaman keşke Ekrem Hoca şu anda yanımda olsaydı da bu vakayı aydınlatmama yardımcı olsaydı her zaman demişimdir. Demeye devam edeceğim. Ve daha da fazla konuşamıyorum. Hocama saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Ve tabii ki bu oturumu düzenledikleri için sayın hocaların hocası, diğer bir hocam Osman İlhan Hocam, Ali Hocam, tüm hocalarım katıldığınız için, burada beklediğiniz için hepinize saygı, sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Şerif Hocam çok teşekkürler. Seni de tutacağım biraz. Ben tabii tanımıyorum ama Orhan Hocam'la konuştuğumuzda hocayla ilgili hocanın yaptığı sadece hematolojiye değildir. Dicle Üniversitesi'nde birçok şeyin kurulmasına katkıda bulunmuştur. Bu katkılardan birini yaptığı bir bilim alanının, radyasyon onkolojisi bilim alanının önemli bilim insanlarından Doçent Doktor Burhanettin Zinciroğlu Hocanın da birkaç şeyi söylemesini arzu ediyoruz demişti. Buyurun Burhanettin Hocam. Hepinize iyi akşamlar. Ben Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi Doktor Seyit Burhanettin Zincircioğlu. Tabii böyle bir sürprizle karşılaştığım için ve içten samimi duygularımı ifade etmek istiyorum. Öncelikle Kongre Düzenleme Kurulu'na ve burada aramızda bulunan Sayın YÖK Üyesi Mehmet Emin Yılmaz Hocam'a başta olmak üzere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Kayserili'yim. Kayseri'nin yerli bir ailesi olarak. Ve Dicle Üniversitesi'ne geldim. O zaman üniversitede de Ekrem Hoca Tıp Fakültesi dekanıydı. Bizler uzak bir yerden gelip ve burada bizlere sahiplenerek ülkemizin bu nadide yurt köşesinde onkoloji nosyonunun oturtulmasını sağladı. Biliyorsunuz onkoloji multidisipliner bir yaklaşım yeri. Ve bizlere her türlü sahiplenerek yurt dışı eğitimimizi sağlayarak ve her türlü bir desteğe vererek bizim burada güçlenmemizi sağladı. Bu nedenle şahsına da teşekkür etmek istiyorum. En önemli bende bıraktığı izlenimi de izninizle vurgulamak istiyorum. Hocanın en önemli özelliğini okuması. Sevgili arkadaşlar, sürekli olarak odasında bütün tıp kitaplarının birkaç sefer üstünün çizilmedik yerinin kalmadığını gördüm. Yani bir kitabı okurken ne yaparız? Birkaç önemli yerini çizersin. Ama hocanın masasının üzerindeki bütün kitapların çizilmedik, bir de kırmızıyla çizilmedik yeri yoktu. Biliyorsunuz memuriyet yaşamında tatil vardır. İşte yıl tatili, bayram tatili. Fakat hoca için tatil en büyük farklılığı yoktu. Yani hoca
tatile gitmek bir kaygısı yoktu. Çünkü yaşamı değişmiyordu. Yine okumaktı. Yıllık izini, zorunlu olarak yıllık izin kullandığı zaman bir gün misafirin sevgili Şadiyaret Hanım da vardı. Odayı, hocayı evinde ziyaret etme şansım oldu. O zaman da hatta yerdeydi. Buradaki isimlerin örneğinde de var. Kitap açık ve çiziliyor, okuyordu. Dolayısıyla sevgili gençler, sevgili arkadaşlar, belki hocanın bizlere aktaracağı en önemli şeyi okuyarak Türk bilimine, insanlığa hizmetteki ışığı herhalde sürdürmek gerekecek. Dolayısıyla sevgili hocamız belki yasal olarak emekli olmak zorunda kaldı. Fakat yaşamının değişmeyeceğini düşünüyorum. Yine okumaya devam edecek. Saygılarım. Hocam çok teşekkür ederim. Törenimizin ilk kısmında yetiştirdiği hocalara ödüllerini vermek için Sayın Orhan Ayyıldız ve Sayın Şeymuz Ertop hocaların ödüllerini vermek için derneğimizin yönetim kurulu takımını buraya davet ediyorum. Dernek başkanımız Sayın Profesör Doktor Osman İlhan, dernek ikinci başkanımız Profesör Doktor Zafer Gülbaş, dernek saymanımız Profesör Doktor Tulga Ulus, Tuncay Delibaş Hoca ve Alpcan Hoca'yı buraya davet ediyorum. Aramızda olmamalarına rağmen ödüllerini kendilerine daha sonra ileteceğimiz diğer yetiştirilmiş hocalarımız da gıyaplarında anıyoruz. Biraz önce Orhan Hocam sunumlarında kendilerinin mesajlarını da slide setinde sunmuştu. Onları da burada tekrar tebrik ediyoruz. Törenimizin bundan sonrasında hocamın ödülüne geçmeden önce durumun hocaya ifademizin derneğimiz tarafından sunulmasını gerçekleştirmek üzere Profesör Doktor Osman İlhan Hoca'yı mikrofona davet ediyorum. Değerli hocam, değerli misafirler, gerçekten benim için bir onur. Resimleri gördüm hocam, sen Ankara Tıp'tan gitmişsin, 12 yıl sonra ben de o kral fotoğrafı da çektirmişim fotoğrafı. Cebeci'de arkadaşlar, ben de tıbbiye bire girdiğim zaman Ankara Tıp'ta öyle bir adet varmış. Kral foto. Hocam çok yakışıklısınız hala. Tabii ben Deniz'de biraz inek öğrenciydim. Dahil hastalığında kitap arıyorum. Tabii